Sevgili dostlar, lezzet düşkününden herkese merhaba. Bu hafta Aksaray'dayız. Yine Aksaray deyince akıllara neresi geliyor? Tabii ki kebapçılarıyla ünlü Horhor geliyor. Önce size çok lezzetli ciğer nasıl pişirilir onu göstereceğiz. Ardından kebaplar yapacağız. Ve tabii ki de tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Finalde de muazzam bir tatlı pişireceğiz. Başlıyoruz. Hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, sağ olasın. Seni sormalı abi, nasıl gidiyor? Allah'a hamdolsun, Rabbim Kerim'le şükür. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Şu müziklere bir bakayım, ne durumdalar? Nasıllar? Çok güzel, ben bunlardan enerji alıyorum. Enerjimiz yüksek. Enerjimiz yüksek. Dişliğimi de künefeden arıyorum. Ve de ciğerden arıyorum. Hazır mı ciğerlerimiz? Hazır, ciğerlerimiz zaten. Ciğerlerimizi güzel güzel pişirecek miyiz? Ciğerlerimizi on numara pişireceğiz. Künefemiz de hazır. Künefemiz de hazır olacak. O Bizden, zaman? Bunlar dizlere derman, gözlere fer. Kalbe şifadır bizim ciğerimizde. Oh, o zaman daha ne diyelim. Şifa. Hadi içeri giriyoruz Hadi o zaman. Hadi gidelim o zaman. Sevgili dostlar, şimdi genç ustalarımla beraber size iyi bir ciğer nasıl yapılır, ciğerin yanında ne yenir, ne içilir hep beraber anlatacağız. Kim anlatacak? Ustam anlatacak. Ustacığım merhabalar. Merhaba abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyalım ustacığım. Ben Can. Can usta yaş kaç? Yaş 28. Yaş 28. Ne zamandan beri bu işi yapıyorsun ustam? Ama 10 yaklaşık bir 10 sene falan oldu. 10 sene. Peki hep ciğer işiyle mi uğraştın? Ciğer kebap üzeri genelde. Ciğer kebap. Evet. Memleket neresi? Memleket Siverek. Zaten Urfa demeseydin gidecektim burada. Gerçekten şimdi Urfa dedin. Gerçi hani ciğerin merkezi Urfa ama İstanbul'da merkezi Horhor. Gerçekten çok ben uzak duracağım biraz ustam. Her tarafımı domates yaptın. Aksaray Horhor gerçekten. O nedenle burası bambaşka bir yer. Şimdi ne yapıyoruz ustam? Şimdi ezme yapıyoruz. Vallahi benim her tarafımı domates yaptım ustam. Mecbur. Olacak değil mi o kadar? Yani. Çift bıçakla mı yapıyorsun? Aynen, çift bıçakla. Çift bıçakla. Bu özelliği bu zaten. Ciğerin yanında ezme yeter. Ezme yeter diyorsun. Soğan. Oo. Şu anda bitirdik mi? Aynen. Ama mesela Urfa'da harika bir soğan salatası yaparlar. Yapıyor musunuz siz burada salatayı? Tabii ki. Oluyor değil mi? İlk önce ezme mi yapmamız lazım ustacığım? Ezme. Vallahi tamam. Ustam hem ezmeyi yaptı hem de üstümüze domates suyu döktü ama olacak. Kebap yiyeceksek bunlar olacak değil mi ustam? Katlanacağım. Şimdi iyi bir ciğer hangi ciğerdir? Önce onu konuşalım. Tabii iyi bir ciğer kuzu ciğeridir. Kuzu ciğeri. Lezzet olarak, farf olarak kuzu. Evet. Daha sonra? Daha sonrası ciğer olarak sadece kuzuyu tavsiye ederiz. Daha başka da bir şeye gerek yok diyorsun. Peki hemen bir yapalım mı, başlayalım mı ciğerimizi? Yapalım tabii ki. Ve ustam ciğerimiz burada. Tabii. Kuzu ciğeri. Aynen. Şimdi nasıl ayıklıyoruz? Neresini ayıklıyoruz? Bir anlat bakalım bize. Zaten kesimden geldiği zaman ama özellikle günlük kesim olması lazım. Evet. Taze kesim. Yani çünkü eski kesim olursa pek bir lezzeti olmaz. Yeni kesim olacak. Tabii. Çünkü ciğer geldiği zaman sıcak sıcak dumanın üstünden çıkacak. Oo, ciğer geldiğinde dumanın üstünde olacak. Tabii. Ey maşallah. Şimdi ne yapıyoruz ustam? Şimdi sinirlerini ayıklıyoruz ilk başta. Çok var mıdır ciğerde de sinir? Yok, fazla değil. Evet. Sadece bir iki yerinde var. Evet. Yani onları da mecbur almamız lazım. Yoksa dişe sert gelir. Bu sefer rahatsız eder insanı. Şimdi bu ciğercilik sana nereden geliyor? Bu ciğercilik benim babam da bu işi yapıyor Mersin'de. Mersin'de? Aynen, onun elinin altında yetişti. İsmi ne ustamın? Hasan. Hasan usta. Aynen. Vay, ama Mersin'de çok meşhur senin baban Hasan usta. Tabii. Orada de. Şimdi Hasan ustanın oğlu burada. Aksaray'da da kendine göre bir çevremiz var diyorsun artık. Yani. Aynen artık. Şimdi dediğim gibi günlük olması. Aldık mı her tarafını? Bitti mi bütün şeyini, kestik mi sinirlerini? Aynen. Haydi o zaman şişe nasıl saplayacağız onları gösterelim. Ne kadar büyüklükte olmalı mesela? Ya bunu herkes kendi isteğine göre
doğrayabiliyor. Ama genelde 200 gram olması lazım. 200 gram? Tabii. Evet. Evet. Kesin büyü böyle biraz iri mi keseceğiz? Tabii ki. Diyarbakır'da yapılan ciğerle, şimdi Diyarbakır'da da çok meşhur ama Urfa'da da çok meşhur. Arasındaki evet. Fark nedir? Urfa'da mesela pişirdikleri zaman baharatı üstünde atıyorlar. Evet. Baharatlı olarak pişiriyorlar, lezzeti daha iyi olsun diye. Diyarbakır'da yanında getiriyorlar artık kendi keyfine göre. Nasıl istiyorsan öyle yapıyorsun. Aynen. Ve siz böyle mesela özellikle Urfa'da ekmeğin üzerine getirilir böyle. Şişten keserek getirirler. Çok da lezzetli olur. Bazı yerlerde direkt şişle getiriyor. Şişi keserek getiriyorsunuz değil mi? İsteyen istediği gibi yapsın. Tabii biz de mesela şişle beraber gönderiyoruz. Sistem bu çünkü. Daha iyi diyorsun. Tabii. Şişle. Onlar kendileri ayıklasınlar değil mi? İsteyen olduğum zaten biz burada çekiyoruz. Ne güzel. Ciğerleri kestik. Şimdi ne var sırada? Şimdi kuyruk yağı var. Kuyruk yağı. Tabii ki. Bu işin zaten olmazsa olmazı değil mi? Tabii kuyruk ki. Yağı. Lezzet veren olur. Peki burada böbrek falan da yapıyor musunuz? Yok, böbrek yapmıyoruz. Böbrek yok. Yok. Dalak? Dalak da yok. Dalak da yok. Evet. Ciğer, başka ne var? Ciğer, Adana, Urfa, tavuk, kanat. Oo. Sevgili dostlar, şimdi ciğerlerimizi kestik. Daha sonra artık saplamaya geçeceğiz. Ustam şimdi saplamayı öğretir misin? Nasıl yapıyoruz saplamayı? Abi, normalde 3 ciğer 2 kuyruk yağı olarak saplıyoruz. 3 ciğer 2 kuyruk yağı. Evet. Önce ciğer, sonra kuyruk. Evet. Sonra ciğer, tekrar kuyruk ve ciğer. Bu mudur? Budur. Yani bir ciğer. Ciğer. Ciğer de girmiyor ciğer. Demek ki o kadar kolay değilmiş. Bir ciğer. Bir kuyruk. Bir kuyruk. Herhalde ben akşama bir tane bitiririm. Bir ciğer. Bir kuyruk. Aynen. Ve bir ciğer mi? Aynen. Tamam mıdır işi? İdare eder. İdare eder mi? Şu düşecek gibi görünüyor ama. Yani. Sonra ne yapıyoruz? Aynen. Devam ediyoruz böyle. Ben aynen devam. Şöyle buraya bırakayım. Bir tavuk bir yeter tamam. Sevgili dostlar, bir ciğer, bir yağ, bir ciğer, Allah elime bakıyor. Bir yağ, bir ciğer. Ne kadar hızlı olduğumu gördünüz. Ben bir tane yaparken ustam 22 tane yaptı. Gerçekten harika oldu. Birazcık aşağı alacağız değil mi ustam bunu? Yani biraz daha aşağı alacağız. Evet, şöyle bırakıyorum ben. Baya böyle eğlenceli oluyor. Bir ciğer, bir yağ, bir ciğer, bir yağ. Bu yine basit. Biz bunun gibi günde 50-60 kilo böyle bu şekilde doğrayıp takıyoruz. Ben de çok hızlıyım. Görüyorsun. Bir ciğer. Bir yağ. Allah. Oh, elimi de kestim. Haydi buyur. Tamam, benden bu kadar. Yeter. Usta yırttın vallahi ya. Bir şey olmaz ya. Her zaman diyoruz iş ehline bırakın siz. Buyurun ben iş tane yapana kadar ustam bir sürü yaptı. Devam ustam. Ciğerleri sapladık. Şimdi alevle buluşturma zamanı. Ve sırada artık alevle buluşması var elimdeki bu güzel kuzu ciğerlerinin. Artık Erkan Usta bize anlatacak. Ustacığım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seni tanıyalım ustacığım. Adım Erkan, aslen Siirtliyim. Oo, Siirt. Aynen. Siirt'in neresinden? Erol'luyum. Erol'lu, vay vay vay. Şimdi bakayım şöyle yan dön, şöyle güzelce bir kameraya bir dön. Gözler yeşil, saçlar sarı, tam bir Siirtli. Aynen. Klasik öyle. Değil mi? Aynen öyle. Şimdi bize bir anlat bakalım, iyi bir ciğer kaç dakikada pişer? Pişirme taktikleri nelerdir? Anlat bakalım. Abi ciğer ilk önce kuzu olması lazım. Evet.
Ciğerde artı çok fazla pişirmemiz lazım. Sulu olması lazım. Kuruduğu zaman tadı tuzu olmaz. Hiçbir şey olmuyor değil mi? Hiçbir şey olmaz. Sulu bırakacaksın, kıvamında pişireceksin. Çok fazla pişirdiğin an kurur ve ölür. Kimse yiyemez yani. Ciğerden de zevk alamaz. Kaç dakika iyi bir ciğer ya pişmesi için? Ya ortalama 2 dakika en fazla. Ya fazla pişiremezsin onu. 2 dakikada hazır mı bu ciğer? 2 dakikada hazır abi. Vay vay vay. Çok fazla pişiremezsin. Ben de şöyle yandan bir yandan kebapları şey yapayım. Olur. Çeviriyoruz bir yandan. Tabii. Şöyle biberlere bakayım. O biberler de harika olmuş. Domatesi unutmuşuz çevirmeyi. Yok, onları şimdi tabaklarda servisin yanına veriyoruz. Biz domates, soğan, pişmiş biberimiz yani hepsi hazır. Yani bir ciğer buraya masaya nasıl geliyor onu bir göreyim. Abi, tamam mı? Önce bizim 8 çeşit salatamız var. Evet. Ondan sonra ayrıyetten hazırladığımız pişmiş soğanlar var. Evet. Pişmiş soğanlarımızı hazırlıyoruz. Artık kişi sayısına göre ne kadar istiyorlarsa. Soğanları çok fazla pişirmiyoruz, kurutmuyoruz yani tam evet. Kıvamlı. Müşteriye göre ayarlıyoruz biz onu kendimiz. Tamam. Domatesimize, biberimize sürekli taze vermeye özen gösteriyoruz. Oy oy oy, yanmasın, çevir çevir çevir. Aynen. Şöyle o. Şöyle bir de şuradan vurdurup ortaya ortalıyor musun? Aynen öyle. Ya. Aynı hizaya getireceğiz böyle, ocağımız öyle. Aynı evet. Hizaya getirip pişireceğiz. Ve ne durumdayız şimdi? Şimdi ciğerimiz pişmek üzere, olmazsa olmaz baharatımızı atacağız şimdi. Evet. Ciğerin bizim kendi hazırladığımız özel bir baharatı var. Gel 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 ciğerin hasına gel. Elimi yaktım yine, of. Bu beceriksizliğim ne olacak benim ya? Evet, tamamdır. Şimdi ne yaptık ustam? Şimdi ciğerimiz hazır abicim. Hazır mı? Olmazsa olmaz baharatını dökeceğiz biz. Nedir baharatı? Abi kendimizin hazırladığı özel bir baharat var. Kimyon koyuyoruz. Ciğerin olmazsa olmazı kimyondur zaten. Evet, sonra? Toz biber atıyoruz, tatlı. Acı değil ama tatlı biber. Toz biberi. Evet. Hafif pul biber, bir de tuz. O zaman hadi baharatlayalım onları. Hiçbir şey ne var usta? Şöyle buyur usta. Bunu da vereyim. Başka bir sipariş var mı usta? Şu an için yok. Siz de tam saatine geldiniz. Servis saati. Yoğun, çok kalabalık. Oho, oho. Yeni ciğerler mi geliyor? Aynen öyle. Siparişimiz Erkan, yaş kaç? Abi yaş 25. 25. Ne zamandan beri ızgaradasın? Abi 10 senedir oldu ya. Yaklaşık 10 senedir. 10 senedir 15 yaşından beri bu iş mi yapıyorsun? Biz zaten Mersin'de yetiştik. Teyzemin oğlunun dükkanı vardı. Belki bilirsiniz. Mersin'e gittiniz mi? Mersin'e gittin mi? Mersin'de teyzemin onun dükkanı vardı. Ufak yaştan beri onunla beraber çalıştım. Sonra geldim burada. Sonra İstanbul'a geldik İstanbul'a. İstanbul'da zaten hor hor denince kebapçıdan. Kebap var değil mi? Bir numarası. Şöyle o birazcık yüzden daha ekmek atayım ben. Tabii. Peki sen en çok neyi seversin? Ciğer mi seversin yoksa abi kebap mı? Ben ciğeri seviyorum ya. Ciğer değil mi? Aynen. Taze ciğer bir kere özellikle kan yapar ciğer. Ciğerler de hazır. Aynen, ya artık ne yapalım? Ben yavaş yavaş masaya geçeyim. Sen servisi yaparsın, olur mu? Olur abi, emrim olur. Hadi görüşürüz. Görüşürüz abi, sağ olun. Ve sevgili dostlar, artık masaya oturduk. Tuncay abiyle beraber hem horhoru, hem Aksaray'ı, hem de bu lezzetli ciğerleri, kebapları konuşacağız. Ama öncelikle şunu anlatmak istiyorum. Gerçekten horhora geldiğinizde, hani ciğer yemeye veya kebap yemeye geldiğinizde, size fevkalade bir masa kuruyorlar. Bakın, sadece bir porsiyon ciğere ezmesi, salatası, baharatlı maydanozu, soğanları, envai çeşit soğanları hem de hem sumaklısı hem biberlisi ve tabii közlenmiş biberi, domatesi ve soğanı. Çok güzel bir masa var. Yani ciğer yiyoruz ama aynı zamanda bir vejeteryan mutfağımız var burada. Yani otlarla donatmışsınız gerçekten. Kuru fasulyenin yanında pilav olmadığı zaman olmaz dediği gibi ciğerin yanında da bu soğanımız olmazsa olmaz. Ciğerin yandaşı, kuzeni, kardeşi soğandır. Soğan. Kuzeni soğan diyoruz. Wow. Evet, ciğerin kuzeni soğan. Evet. Kankası diyelim. Soğan olmazsa olmazlardandır. Soğan taze kıyılacak.
Yani daha önceden kıyılmayacak. Kıyılmayacak. Geçmeyecek yani. Geçmeyecek. Evet. Soğan geçmeyecek. Ciğeri pişirirken ustam orada soğana tak 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 doğramaya ve terbiyelemeye başlar. Ondan sonra diğer ustam acil ezmesini zırhta çekeriz. Biz acil ezmeyi zırhta çekeriz. Vallahi zaten her tarafıma usta yaparken bir yandan da domates suyu geldi çeker, yani. Keza maydanoz. Bunların hepsinin özelliği taze olmasıdır. Taze olması. Ciğerin taze olmasıdır. Ciğer sıcak sıcak gelir, sıcak sıcak doğranır, sıcak sıcak saplanır, sıcak sıcak yenir. Ciğerin özelliği bu. Ciğer beklediği zaman keçileşme yapar. Ve vitamini gider. Ciğeri sıcak sıcak yiyeceksin. Burada, bu bölgemizde 4-5 tane hastanemiz var. Cerrahpaşa gibi, Hasan gibi. Genelde hastalarınız gelir. Ciğerin bir numaralı kan yapıcı özelliği vardır. Dedim, başta buraya ziyarete geldiğinizde söyledim. Ciğer dertlere deva, gönüllere şifa, dizlere derman. Kan yapıcı özelliği var. Stresi giderir, hazmetmesi kolay. Hele bir yemekten sonra size bir meringiç kahveci ikram ediyoruz. İçinde Antep fıstığı var, keçi sütü var. Bir de bizim sevgimiz var. O yedikten sonra rahatlaşacak. Ama bir ciğer gelsin, önce bir ciğerimizi yiyelim. Ciğerimiz gelsin. Ciğer geliyordur herhalde. Ciğerimiz gelsin bakalım. Baharat olarak en çok nedir ustam? Baharat. Efendim, bak bu sumak. Sumak. Bu normal pulverimiz. Pulverimiz. Gel, ciğerlerimizi sunalım. Şöyle altına biraz soğumadan lavaşlayalım, yapalım. Efendim, ciğerin en olmazsa olmaz nedir? Kimyon. Şöyle bir güzel... Kimyon olacak. Kesinlikle kimyonu olacak böyle. Kimyonu atıyoruz. Bazıları ciğeri şişte çektikten sonra getiriyor. Biz şişle servis böyle yapıyoruz. Böyle servis konsept güzel olmuş. Özelliği şişten çekiyor diyor. Bu şişte sıcak kalıyor ciğerimiz. Hem sıcak kalıyor hem de şişten bir daha çektiğinde içindeki son kez pişim... Geliyor. Şekilde çıkıyor. Şimdi bazıları geliyorlar. Şöyle ben Mithat abiye doğru açıyorum bakın. Lavaşımızı aldık şöyle iyice yağladık ekmeğimizi. İsterseniz yağlı ekmeğimiz var. Siz işi biliyorsunuz. Bunun güzelliği burada zaten. Bazıları geliyorlar böyle yapmaya çalışıyorlar. Olmaz. Müdahale ediyorum. Olmaz. Ciğer yemenin bir özelliği vardır diyorum. Efendim, böyle. Kardeşim de hemen yanına koyduk soğanımızı. Maşallah. Biraz hafif maydanoz. Bazıları yağlı ekmek, bazısı yağız ekmek. Şöyle tercihe göre. Efendim bohça gibi bakın şöyle. Tatladık ve tabii yanımızda yayık ayranımız. Bir yayık ayranı var. Harika. Soğutmayalım ciğerleri. Soğutmayalım. Ondan sonra devam edelim. Vallahi şu anda ciğere doyduk ama artık böyle o kadar lezzetli ki ben diyorum bir tane daha böyle götüreyim. İkişerli ikişerli koyuyorum artık içine. Afiyet olsun. Peki 7/24 açıyoruz dediniz. Bir ortağımız Zemantay'la hem de polis dediniz. Nasıl işlere yansıyor mu bu şekilde? İşleri daha çok ağırlıyorsunuz burada. Buraya her kesimden geliyor. Siyaset camiasından, sinema camiasından. Spor camiasından yazarlarımız geliyor, spor yazarlarımız geliyor, futbolcu kardeşlerimiz geliyor. Hepsini ağırlıyoruz. Selami Şahin abimiz çok gelir. Spor camiasından, Rıdvan abimiz çok gelir yani. Hepsi gelir. Biz güzel güzel ciğer yiyoruz ama burada basın yayın aracılığıyla söylüyorum. Bizim şöyle bir kampanya başlattık. Gazilerimize, şehit yakınlarımıza bizim hepsi gelsinler bizim... Misafirimiz olsunlar, başlarımızın tacıdır. Onlara biz ücret almayacağız. Onlar bizden yiyecekler. Gelecekler, 7/24 saat açılır ne zaman gelirlerse. Özellikle bütün şehit aileleri başımızın üstünde yeri var ama gazilerimiz keza öyle. Özellikle 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerimiz hepsi gelebilir. 7/24 saat açık. 7/24 saat burada yiyip içebilirler. Onlar bu ülke için canlarını verdiler, canlarını ortaya koydular. Biz de nacizane ciğerimizi ortaya koyalım bari. Buradan onu da duymuş olalım. Evet, vallahi ciğeri de çok fazla yedik sevgili dostlar. Bir künefemiz varsa artık künefemiz gelsin değil mi? Künefemiz de gelsin yavaş olsun.
Hatay usulü harika künefemiz de geldi. Osman abimiz Hataylıymış zaten. Bu güzel künefeyi de kendisi elleriyle yaptı bize. Şimdi servisini yapacağız. Şerbetini dökecek bize. Ondan sonra afiyet yiyeceğiz. Hoş bulduk Osman abicim. Ben şimdi bir test yapmak istiyorum abi. Şöyle hafif aldık. Bakalım. Bak bay maşallah nasıl sünüyor. Bak 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 bak. Oh oh oh. Bu demek oluyor ki taze peynir mis gibi. Evet, peynirin farklı. Tamam harika. Şimdi bir de tadına bakalım artık. Bak bak bay maşallah. Bak 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 bak. Oh. Etrafı mı yakıyoruz? Güzelce. Kendi kendine yanar şimdi. Oo, şu anda kendi kendine yanar. Alev aldın. Biz ciğerimizi yedirdikten sonra, künefemizi böyle mezelerimizi yedirdikten sonra insanlar diyor ne yapacağız? Misafirlerimiz nasıl yapacağız? Nasıl gideceğiz eve? Ya bu gece gece uyuyalım. Biz öyle bir meningiz kahvesi vereceğiz ki diyoruz. İşinde Antep fıstığı var. Özel çiftlik sütü var. Keçi sütü. Bir de işinde sevgimiz var diyoruz. Onu bir sunalım. Bunun üretme özelliği var. Kalbe şifadır. Şekayı yani radyatör görevi mi görecek? Yediklerimizi aşağı mı indirecek? Eritme özelliği var. Eritme özelliği. Ve insanın rahatlatıyor. İçinde kafein maddesi yok bunun. Oo. Özel bitkisel bir kahvedir. O zaman içelim biz. Alevlerin içine nasıl alacağız? Elim yanıyor. Yok almayacaksın. Bu. Sönecek mi o biraz? Bu biraz yanacak. Evet. Bunu biz tam pişirmiyoruz. Az pişiriyoruz. Evet. Bu böyle iyice pişiyor mu? Kendi ateşinde. Kendi ateşinde pişecek. Ve bunun sevgisi ortaya çıkıyor şimdi. Valla bunu seviyorum. Harcanıyor tekrardan kahve içeride. He. Öyle değil. Abi elim yandı. Şimdi bezcele içebiliyorsun. Bak gördün mü kahve? Şu hale geldi. Pişti. Tam kıvamında. O devam ediyor. Kendi kendine yansın. O bizim görsel şölenimiz. Şölenimiz. Görselimiz. Sevgili dostlar. Kahvemiz de pişti. Ben peçeteyle alacağım. Elimi çok yaktım çünkü hem burada hem de şişte. Vallahi Tuncay abi yüreğine sağlık. Sevgili dostlar, hor horda harika bir ciğer yedik. Üzerine çok lezzetli bir künefe yedik. Daha sonra iyice çıtayı yükselttik. Çok da güzel yanarlı dönerli bir menengiç kahvesi içtik. Ama daha bitmedi. Lezzet düşkünü tüm hızıyla devam ediyor. Sevgili dostlar, Fatih'te çekimlere devam ediyoruz. Tarihi surların hemen dibinde Kadınlar Pazarı'ndayız. Ve ciğerle başladık, ciğerle devam edeceğiz. İlk yaptığımız ciğer biraz daha Urfa usulüydü. Şimdi yapacağımız ise Diyarbakır usulü bir ciğer nasıl yapılıyor. Ama sadece diğer değil, ciğerin yanında kebaplar da yapacağız. Ve son olarak çok lezzetli bir tatlı yapacağız. Usta bizi bekliyor, fazla bekletmeyin. Sevgili dostlar, şimdi de Mehmet Usta ile beraberiz. Ustacığım merhabalar. Hoş geldiniz, teşekkür ederiz. Sizi tanıyalım Ustacığım. Ben Mehmet Sur, Diyarbakırlıyım. 1992'den beri
kebapçılığı yapıyorum. Ne güzel. Baba mesleği. Babamız kasaptı ve hayvancılıkla uğraşıyordu. Biz de lokantayla uğraşıyoruz. Ama gerçekten Diyarbakır'ın lezzetlerini buraya taşımışsınız. Ama şunu söyleyeyim. Diyarbakır ciğeri de görmek istiyoruz açıkçası. Diyarbakır ciğeri değil, ciğeri var bize. Akrep kuzu ciğeri. Kuzu ciğer mi var size, evet, abi? Evet. Ciğer yok ya, bitti. Evet bitti. Yapayım. O zaman Diyarbakır ciğeri de görecek miyiz abi? Ciğeri de göreceksiniz. Bıçak etinde Adana'yı da göreceksiniz. Diyarbakır kuzusundan kebabı da göreceksiniz. Dana döşünden kebabı da göreceksiniz. Of of of. Hepsi of. De yani bizim etlerimiz de memlekete geliyor. Ne güzel. O zaman ne yapacağız? Bir sayabilir miyiz ustam? Burada güzel bir şeyler var. Herkes daireye, arsaya yatırım yapıyor. Biz hayvancılığa yapıyoruz. Niye daire almıyor musunuz sen? Biz daire almıyoruz çünkü hayvancılığa yapıyoruz. Biz bu işte para kazanıyoruz. Biz süt olanı peynir yapıp yiyoruz. Kesim olanı da getiriyoruz. İstanbul'da kesiyoruz bezbahanede. Etimizi işliyoruz, dinlendiriyoruz ve İstanbul'da satıyoruz. Yani bu etlerin burada yediği zaman Diyarbakır'dan mı geliyor? Diyarbakır'dan geliyor. Hayvan da iyi olduğu zaman, usta da iyi olduğu zaman her şey birleşir mi harika olur. O zaman da iyi olacak. Başlayalım usta. Neyle başlıyoruz? Öncelikle ben çöpşüyle başlayalım. Tamam çöpşüyle. Başlayalım. Nereye kullanıyoruz çöpşüyü? Çöpşüyü dana bonfile. Sırt etinden oluyor. Ey maşallah. Bonfile. Etin güzelliğine bak. Muhteşem bir şekilde. Evet. Ben bu bonfileyi safladığın zaman arasına kuyruk yağı koyuyoruz. Kuyruk yağı? Evet. Neden kuyruk diye. Yağı usta? Kuyruk yağı eti daha lezzetli yapar. Ustam, kuzu şişler tamam. Sırada kuzu ne var? Şişler, bu sırada tabii. Kuzu şiş kemikten ayırıyoruz. Bonfile, evet. Bonfile. Bunun ismi odur. Dana sırt eti. Ustam, sipariş geldi. Diyor ki 4 kişilik sur kebap herhalde. Bir tane çöp şiş var. Bir tane daha kebap. Bir tane de ciğer şiş var abi. Tamam abi. Buyur usta. Şimdi etimiz bu. Oo. Bu şekilde. Adana yapıyoruz. Evet. Haydi Adana'mızı yapalım. Şimdi Adana'da etin neresini kullanıyoruz usta? Dananın bonfile tarafı kuzu döşü. Kuzu döş. Dana döş. Dana döş, İkisi, kuzu. Kemin, kuzu döş. İkisini de karıştırıyoruz. Tamam. Kebabın en güzel yeri bıçak eti. Bıçak değil mi? Bir makineye atmayacaksın. Bu şekilde doğrayacaksın bıçak etiyle. Haydi bakalım. Bıçak tamam. Etiyle. Usta buna herhalde birazcık bilek gerek değil mi? Tabii tabii tabii. Bir de ben deneyeyim mi ustam ya? Var mı bir tane zırh? Bu zırhı ben abime vereyim. Tamam, ben alayım. Şöyle bana. Şurasında tut. Evet. Çevre değil mi? Abi de oynatacaksın ucunu. Tamam, artık yavaş yavaş bu işi de öğrendiğimi kavramı. Düşünüyorum ustam. Evet. Buradaki tek şey eti evet, ezmeyeceğiz değil mi ustam? Ezmeden keseceksin. Yani yardımcı usta olarak alabilirim seni. Vallahi ustam ileride biliyorsun yani. Allah'ın izniyle. Hayalim bir tane restoran açmak. Ama buralarda değil tabii. Burada da açabilirsin abi. Oldu ama ben yine işi eline bırakayım evet. Ustam. Kebabımız da hazır abiciğim. Valla ustam yani gerçekten sağlam bir bileğim varmış. Yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Bunun amacı içindeki suyu bırakmak değil mi? Evet. Suyunu fazla dışarı atmamak çok için. Çok da ezmemek gerekiyor. Evet. Şimdi size Adana kebabı yaparım. Kimisi, ben herkese acılı kebap tepsi ederim. Acılı kebap yedin mi acılı olacak. Hadi yap o zaman bize evet, bir ustam. Evet size bir acılı kebap daha edeyim. Maydanozu etin içine mi koyuyoruz usta? Tabii. Şimdi maydanozu incelteceğim. Evet. Onu da mı zırhtan geçen yoksa tabii, usta? Tabii onu da zırhtan geçireceğiz. Mesela Adana'da maydanoz koymuyorlar usta içine. Ya koymasan da olur ama evet. Ben
Bence Adana'nın biraz farkı olacak Urfa'dan. Adana biraz maydanoz koyacaksın. Biraz maydanoz evet. Olacak. Hatta sarımsak seviyorsa sarımsak da bırakabilirler içine. Mesela Adana'da sadece kök biber yani kırmızı biberle pul biber koyuyor, toz biber koyuyorlar içine. Başka da bir şey koymuyorlar. Bence bir kebapın ilacı maydanoz. Maydanoz mu diyorsun? Ve soğandır. Efendim Mehmet Ustam öyle diyor. Burada maydanoz da girecek. Tabii ki fark olacak değil mi? Tabii tabii. Zırttan çektiğimiz etin içine şimdi bir de pul biber. Pul biber. Tuz da olacak mı usta? Tuz da olacak. Tamam. Şu anda hazır artık. Evet. Yoğuracaksın iyice. Tamam mıdır usta? Tamamdır efendim. Artık saplayalım mı? Evet. Saplayabiliriz. Kebabımızı sapıyoruz. Bir tane domatesli kebap ustam. Hemen. Adana'mız tamam. Başka ne koyacağız ustam? Adana. Bu da Urfa'dır. Urfa. Mesela bir tane Urfa sapıyabilirim size. Urfa acısız. Urfa acısız, Adana acılı. Kebabımız da hazır. Şimdi ne yapacağız? Saç tava kuzunun arka butundan yapılıyor. Erkek kuzu. Erkek kuzu olacak. Evet. Bir yaş, bir buçuk yaş. Göğe dediğimiz genç evet, olacak evet, yani. Evet, genç olacak. Evet. Ustam, etlerimiz tamam mı? Etlerimiz hazır. Bu da saç tava yapacağız. Saç tavalık etleri efendim. Oh ne güzel. Kuzundan. Şimdi de sıra ciğerde. Ciğer. Hadi evet. O zaman ciğer gelsin. Evet. Sonra da tatlı yapacağız. Bir kemiğimizi de aldık. Onu da at usta. Evet. Şimdi ne yapacağız? Tavalık et mi keseceğiz orada? Saç tavalık et keseceğiz. Et de hazır. Bunda tavalık olacak. Bu da saç tavalık kuzu ciğeri. Hadi ciğer yapalım o zaman. Evet. Urfa'nın ciğerinden daha iyi oluyor değil mi? Diyarbakır ciğeri. Ya şimdi asıl hayvana bağlı. Biz Diyarbakır ciğeri tabii daha meşhur ama hayvan, besi hayvanı olmadığı zaman eti çok lezzetli olur. Ciğer de aynı şekilde. Yani. Gezecek diyorsun. Gezecek, hayvan. Yeşillik, ot yiyecek, yeşillik yiyecek. Kekik yiyecek. Kekik yiyecek. Onları yediği zaman eti daha lezzetli olur. Yoksa Urfa, Diyarbakır aynıdır. Yani hiçbir zaman çekişmeye gelmeyelim. Aynen. Et tadı aynıdır yani. Önemli olan gezen hayvan mı? Gezen hayvan, hayvanın yatan yorması. Hayvan mı? Bir sporcu adam var, bir de sporcu olmayan var. Değil mi? Sporcu arasındaki olduğu farkı zaman... yorulmaz yani. İki et, bir kuyruk. Mesela bugün başka bir yerde daha çektik. Onlar bir et, bir kuyruk, bir et, bir kuyruk yapıyordu usta. Evet, iki et, bir kuyruk. Ondan biz de sonra... diyorsun iki et, bir kuyruk. Bak iki et, bir kuyruk daha. Sonra en son bir et. Toplam beş parça et, iki parça kuyruk. Güzel. Yani yüz, beşte ikisi kuyruk olacak. Sevgili dostlar, ciğerimiz tamam. Tamam. Şimdi nereye gidiyoruz? Saç tava. Diyarbakır'ın olmazsa olmazı saç tavası. Ustam ne yaptık? Etler pişti. Etler evet. Kaç artık... dakikada pişiyor etler? Etler 4-5 dakika içinde pişiyor. Pişiyor. Şimdi kuzu eti hemen pişer. Şimdi biberini atıyoruz. Evet.
Oh, usta. Yaktın biz ustam vallahi ya. Gel Alev'in güzelliğine gel ey maşallah. Böyle olur Diyarbakır saç davası. Böyle mi olur diyorsun evet. Ustam? Oho ho ho ho. Bu Diyarbakır'da eskiden şu saçların üstünde ekmek yapardılar. Ekmek yapardılar. Evet. Kuzu suyu keserdiler, pes çevirdiler, içinde kuzu eti pişirdiler. Saç tabi oradan gelmedi. Oo, ha oradan geliyor. Evet, evet. Ustam domatesi attığımıza göre evet. Oha. Bir iki dakika sonra hazır abi. Hazır mı? O zaman ben masaya geçiyorum. Sen masaya geç abi. Tatlıyı da ne zaman yapacağız? Masada mı yapacağız? Tatlıyı istiyorsan bekleyin. Bir iki dakika sonra da hazır efendim. Tamam. Sevgili dostlar, saç tabağı da hazır. Sırada tatlımız var. Nedir şimdi yaptığınız tatlı? Muhteşem sur tatlısı. Diyarbakır'a has değil mi? Diyarbakır'a değil de Diyarbakır'a ve bizim aileye ait bir tatlı. Sur ailesine ait. Kendi ailemiz evet. İsmini taşıyor diyorsun. Evet yani. Evet kesinlikle. Ne var ustam içinde bir malzemeyi sayabilir miyiz? İçinde irmik var. %60'ı irmiktir. Evet. Keçi sütle Maraş dondurması var. Evet. Bir de içinde bir bitki var. Meslek sırrı. Bir de yaban mersini var. Tarçın var. Oh 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 oh. Mis gibi de kokmaya başladı muhteşem ustam ya. Muhteşem zaten. Aslında irmik tatlısının başka bir boyut kazandırmışsınız herhalde evet, değil mi efendim? Evet. Oh oh oh. İçinde Maraş dondurması. Altında tam sırrını söylemese de ustamın güzel bir tatlıdır. Oh. Bu da tarçın. Tarçınımızı döktük. Tatlımız da hazır. Tatlımız da muhteşem yani. Muazzam görünüyor. Ya artık bu da masaya gelsin. Bu da masaya gelsin. Yemekten sonra giden tek bir tatlı. Süper. Hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Hafiftir. Ben o zaman muhteşem. Gidiyorum masayı hazırlamaya. Kesinlikle. Kebaplar, tatlılar masaya hepsi gelsin. Masada. Ve sevgili dostlar, gerçekten ustamın emeğine, yüreğine sağlık. Harika bir sofra oldu. Saç tavamız Diyarbakır usulü. Ciğerlerimiz Diyarbakır usulü. Kebaplarımız her çeşit. Güzel bir her çeşit. Adana, çöpşiş, domates. Türkiye kebabı. Her yerde Türkiye bir yer var. Her memlekette var yani bizde. Kuru dolmamız. Patlıcan, sumak suyuyla yapılıyor patlıcan dolması. Kitel, dana eti, soğan, kısırla yapılıyor. Perde pilavı var. Bumbar var. Daha ne olsun efendim? Güzel özel ayranımız var. Günlük ayran, yapılmış ayranımız var. Evet. Şöyle kaşıkla. Yani bir şeyi zevkle, aşkla yaptığın zaman lezzetli oluyor. Severek yaptığın zaman en güzel tat oradadır yani. Gerçekten. Ayran da harika. Ayran harika. Adana'nın bir tadına bakmanızı tavsiye ederim. Artık yavaş yavaş kebaplarımızın yani tadına bakalım. Vallahi formunuzu koruyorsunuz, çok merak ediyorum. Valla bol bol yemeğimi yiyorum, etimi yiyorum. Yılda bir kere check-up yaparım ama hiçbir zaman yani devamlı sağlıklıyım. Etinizi yiyin, kebabınızı yiyin, üstte tatlınızı yiyin ve sporunuzu yapın. Özellikle spor yaptığınız zaman sağlıklı olursunuz, ben onu söyleyeyim. Yani bir boğazınız var, onu da kısmayın. Bol bol et ve kebap yiyin. Yani kebabı... Tatlımız kaldı, bir tatlımız da gelseydi. Özel sur tatlımız var tabii, o da harika. Zaten bol bol burada yemek yiyeceksin. Üstte o tatlıyı yediğin zaman sindiriyor yemeği.
Gel. Güzel tatlımızı da tatlı kızımız getirdi. Tatlı kızım Tuana'dır. Bir şey söyleyeceğim usta. Gerçekten dediğiniz kadar varmış kebaplar. Kebabın sırrı, tadın sırrı... Dedim ya, Diyarbakır kuzusu kullanıyoruz. Biz hayvanı kendimiz besiyoruz. Kendimiz kesiyoruz. Kendimiz işliyoruz. Ve kebap yapıyoruz. Gördüğünüz ellerimle her şekilde her şeyi ayarlıyoruz yani. Olursa... Bir de severek yaptığın zaman her şey güzel olur yani. Efendim Diyarbakır usulü ciğer yiyoruz şimdi ya. Sevgili dostlar, gerçekten etler harika, ciğer bir başka, güzel, saç tava muazzam görünüyor. Ne diyelim, güzel kebaplar, güzel insanlarla gerçekten daha da anlamlı, daha da keyifli oluyor. Ben şimdi bir saç tavanın tadına bakmak istiyorum, daha sonra tatlıya geçeceğiz. Sevgili dostlar, soframızın da neşesi çocuklarımız, davetsiz misafirlerimizdi. Onlar geldiler. Şu an onları da doyuruyoruz bir yandan. Okulda geldiler işte, babalarını okulda gördüler. Aynen, babalarını görmek her için buraya geldiler. Her gün böyle geliyor. Önce babalarında kebabını yiyorlar. Ne güzel. Acısını yiyorlar. Okulda da ikisi de iftar şey belgesi aldı. Bravo, tebrik ediyorum seni. İftar belgesi aldılar yani. Artık ben ustam şöyle bir tatlıya doğru geçeyim. Sakızımız çok güzel bir aroma var içinde. Evet. O bir bitkidir işte. Bitkinin tadıdır. Ben o bitkinin ne olduğunu buldum. Adıyaman ve Malatya bölgesinde mi yetişiyor bitki? Adıyaman. Biraz da Diyarbakır evet. Tarafına da gittim. Urfa yolu üzeri. Orada da bulunur. Ama bu bize özel kalsın. Evet. Ya irmiğin dondurma. Gerçekten hani irmiği de içindeki o bitkisi de yaban mersini ve tarçınıyla içindeki dondurmasıyla harika bir tatlı olmuş. Yemeklerden sonra da tatlımızı afiyetle yiyoruz. Sevgili dostlar, lezzet düşkünü olarak programa önce ciğerle başladık, ciğer kebapla başladık. Nasıl saplandığını, nasıl kesildiğini size bir bir anlatmaya çalıştık. Daha sonra Horhor'dan çıktık. Kadınlar Pazarı'na geldik ve Mehmet Usta'm bize çok lezzetli etler, kebaplar, saç tavalar, bunun yanı sıra Diyarbakır usulü ciğer yaptı. Yemeğin finaline de çok güzel bir tatlı yaptık. Gerçekten muazzam, harika, hafif bir tatlı. Yani yemekten sonra sizi rahatsız etmeyecek çok lezzetli bir tatlımız vardı. Onu da afiyetle yedik ama artık programın sonuna geldik. Bu haftalık da bizden bu kadar. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Hoşça kalın.